Watching my demons breaking me down, Canic angelic hanging in hell now. Succubus bitches fucking around, ma. This trick, it can be a bitch to walk up. Flock of flames, motherfucker, duck the aim. Sucker succumbing to sucking up for fame. Goddamn, that shit lame. All my independent living, never giving a shit. And fuck up these chicken boys, always see the vision light. Kendime ufak bir ofis ortamı yarattım. Bir video serisi yapacağım burada. Bildiğiniz üzere dünya turundayım ve dünyanın şu an en güneyinde mahsur kaldım ve lockdown'dayım. Kafamda oluşturduğum bir video serisi vardı. Onların şimdi hepsini tek tek çekmek istiyorum. Çektiğimiz video konularını genişletmek istiyorum. Çünkü erkek muhabbeti yapıyoruz. İş dünyasından konuşuyoruz. İş konuşuyoruz. Gelecek planları yapıyoruz. Bildiğiniz üzere ya da gördüğünüz üzere diyeyim. Vücudumda çok fazla dövme var. Yani sayısını bilmediğim kadar dövme var. Yani üst bölgem hatta tamamen dövmeyle kaplı. Tahminimce yaklaşık vücudumda şu an 200 saatin üzerinde bir dövme işçiliği. Dövmeler daha ayrıntı portre çalışmaları olduğu için bu kadar uzun süreler aldılar. Dünyanın birçok yerinde dövme yaptırdım ben. Dövme konusu günden güne popülerleşen ve artık herkesin aslında bir şekilde konuştuğu bir konu. Genel kendi çevremi düşünüyorum. Dövmesi olan arkadaşlarım, dövmesi olmayan arkadaşlarıma göre sayıları daha da fazla. Sizin de çevrenizde gözlemlediğiniz üzere artık insanların dövmesi var. Yani ufak da olsa birçok insanın dövmesi var ya da dövme yaptırmayı düşünüyor. Dövme konusu başlı başına kendisi olarak popüler bir konu. Bu konuda Türkiye'de video yapacak 10 tane insan varsa bunlardan biri %100 olarak benim. Dövme yaptırmayı planlayan, dövmesi olan onu tamamlamak isteyen, dövmesi olan onu sildirmek, değiştirmek isteyen, ileride dövme yaptırmayı planlayan ya da dövme ile ilgili bir bilgi almak isteyen herkes bu videoyu izleyebilir. Çünkü bu videoda siz tetiği çekmeden önce, yani dövme işine girmeden önce yapmanız ve yapmamanız gereken bahsedeyim. Eğer dövme ile ilgili bir düşünceniz varsa bu video tam olarak size göre. Eğer kötü bir dövme sahibi olursanız hayatınız boyunca bunun pişmanlığını yaşayacaksınız. O yüzden hazırsınız. Burada bir portre ve detaylı bir göz çalışması var. Dövmelerin anlamlarını tek tek tabii ki açıklamayacağım ama en azından ne demek istediğimi anlamanızı istiyorum. Buradan üst kola doğru geçtiğimizde farklı bir portre, bir rahibe modeliyle beraber karşılaşıyoruz ve farklı bir kombinasyonu temsil ediyoruz. Farkındaysanız her dövmenin birbirleriyle bir bağlantısı, renk tonu ve anlamları var. Önce böyle bir dizayn çıkartıyoruz. Daha henüz gölgelendirmeleri, renkleri atılmamış halde dövmenin ilk görüntüsünü temsil eden bir video. Tabii ki çok sancılı bir süreç. Daha sonrasında dövme detayları, kol bağlantıları, renklendirmeleriyle devam eden uzun bir süreç. Her bir parçanın kendi içinde bir anlamı ve diğer parçalarla olan bir bağlantısı var. Dövmenin derinine girelim ve sağ üst köşedeki surat motifiyle beraber başlayalım aslında inceleme. Tam olarak bu sahneyi ifade ediyor. Bu kadar acı çektiğiniz, saatlerce iğne yediğiniz, hayatınız boyunca taşıyacağınız bir işlemin zaten çok derin anlamları olması gerekir. Sola doğru ilerlediğimizde burada silah tutan kasklı dövmenin diğer parçalarıyla aynı akış örgüsünde kalan ve farklı bir anlam ifade eden bir motifi temsil ediyor. Orada gördüğümüz siyah sülyet şeklinde yer alan şaha kalkmış atında farklı bir anlamı var. Hem sound hem de lirikleri olduğu için, yani belli sesleri de temsil ettiği için daha da anlamlı ve daha da detaylı bir oluşumu var. Çok güzel, çok derin bir sahneyi temsil ediyor burası da. Dövmeyi daha da sola doğru çektiğimizde en solda, sol omuzun altında yer alan ve bu acılı, sancılı, uzun sürecin sonunda biz buna dövme diyoruz. Dövmenizin kesinlikle hikayesi olsun arkadaşlar. Şurama kelebek yaptırmak istiyorum. İşte şurama dövme senin vücuduna işlediğin senin sanatın. Dövmenizin bir hikayesi olmak zorunda. Hepimizin hayatında yaşadığı bir şeyler var. İyisiyle, kötüsüyle. Kimimizin çok acılı anıları var. Kimimizin travmaları var. Hepimizin apayrı hikayeleri var. Her bir harfin, her bir numaranın, her bir işaretin benim için çok derin anlamları var. Kesinlikle yaptırmak için dövme yaptırmayın. Popüler bir dövme ya da başkasının dövmesini kesinlikle yaptırmayın. Dünya görüşünüz ne olursa olsun. Mesela Atatürk dövmeleri vardır sabit. Atatürk'ü çok mu seviyorsun?
için çok mu değerli? Gerçekten vücudunda taşımak istiyor musun? Süper. Elanik'ten başlayan, Kurtuluş Savaşı'ndan geçen, daha eski Türklüğü temsil eden bir mancılık sistemiyle, İstanbul'u göstererek ya da Samsun'u göstererek bir hikaye örgüsüyle beraber bir dövme yaptırman en mantıklısı. Herkesin kolunda taşıdığı bir tane dövmeyi buraya yaptırmanın bir anlamı yok. People will judge you. No matter what. People will judge you. İnsanlar sizi yargılayacaklar arkadaşlar. Her ne olursa olsun sizi yargılayacaklar. Mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve gerek çevremizde, gerek ailemizde, gerek iş hayatımızda insanlar sizi gördüklerinde, ilk bakışlarında dövmelerinizle yargılayacaklar. Herkesin dövmelerinizle ilgili bir yorumu olacak. Bunu çok net olarak size söylüyorum. Tabii ki dövme bizim dövmemiz, bizim vücudumuz. Biz karar veririz. Ne yaptıracağımıza, ne dizayn yapacağıma biz karar veririz. Kimse ilgilendirmez. Burası süper. Ama first impression diye bir konu var. Yani ilk intiba, ilk görünüş çok önemli. Ben bu nedenle ilk dövme tercihinizde daha küçük ve daha görünmez yerlerde dövme yapmanızı tercih ediyorum. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, hatta bu bütün dünyada da böyle. Bildiğiniz üzere iş dünyasında uzun yıllardır profesyonel hayatımda üst seviyelere gelmiş bir insanım. Ve dövme konusunda dikkat ederseniz gömleği giydiğim anda, takım elbiseyi giydiğim anda herhangi bir yerimde dövme gözükme şansı yok. O yüzden toplantıda, iş dünyasında dövmem olup olmadığı ile ilgili bir şey göremezler. Dövme yaptırmak için kesinlikle ve kesinlikle acele etmeyin. Bildiğiniz üzere birçok platform var. Pinterest gibi, Instagram gibi birçok dövme modellerine bakabileceğiniz, insanların yaptırdığı dövmeleri ya da artistlerin yaptığı dövmeleri inceleyebileceğiniz birçok platform var. Ya da kendinize görsel olarak model seçebileceğiniz. Öncelikle bir araştırma sürecine girin. Ne tarz dövmelerden hoşlanıyorsunuz? İnsanların vücudunda gördüğünüz hangi tarz kompozisyonları beğeniyorsunuz ve araştırma sürecine başlayın. Ne zaman dövme konusunda acele etsem başıma bir bokluk geldi yani. Yani dövme konusu bende çok geniş bir konu olduğu için hem fail'larım var hem başarılı anılarım var. O yüzden dövme artistinden tutun dövmenin modeline birçok parametreyi sonuna kadar araştırıp sonuna kadar okeyleyip artık en son evet budur dediğiniz anda dövme. Şöyle anılarım var benim ya. Yanıma gelip ya bugün dövme yaptırmayı düşünüyorum. Sence ne yaptırayım? Böyle bir soru var mı abim ya? Bu nasıl bir soru ya? Böyle bir şey yok. Eğer dövmeyi yapacak kişi de yani dövme artistiniz de acele ediyorsa, rush halindeyse, işte o da parayı kazanayım göndereyim derdindeyse kesinlikle o dövmeciyle de çalışmıyoruz. Tecrübeli insanların ya da visual olarak zevkine güvendiğiniz insanların fikirlerini alın. Şu demek değil yani çok dövme yapmış dövme konusunda tecrübeli ya da çok dövme yaptırmış dövme yaptırma konusunda tecrübeli. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Baktığınızda dövmelerini beğendiğiniz, dövme kompozisyonunu beğendiğiniz sakın ama sakın gidip başkasının yaptırdığı dövmeyi yaptırmayın. Dövmenin fotoğrafını atsana bana ben de dövme yaptırmak istiyorum ya işte aynı dövmeyi yaptırmak istiyorum. Hani internette gördüğü ünlülerin dövmesini gidip aynısını yaptıran insanlar var. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yapmıyoruz. Kesinlikle birini etkilemek için ya da birinin adını dövme olarak yaptırmayın. Şimdi bu bildiğiniz çok komik bir konu. İşte Ayşe, Ayşe'den ayrılınca Gizem, Gizem'den ayrılınca Merve, kız işte Hasan, parmağı Hasan. Hasan gitti, Hasan Gül'e dönüştü. Ondan sonra buraya Ahmet geldi. Böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Aşkından ölüyor olsanız dahi, hayatınızdaki işte en büyük şey dahi olsa böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Tabii istisnai durumlar var. Şöyle, aile bireyleriniz olur. Bu tabii ki yaptırabilirsiniz. Çocuğun ayak izini, işte ne bileyim çocuğunun suratını dövme yaptıran insanlar vardır. Bu tabii apayrı bir konu. Ya da işte köpeği vardır, çok değerlidir. Köpeği vefat etmiştir, onun patisini dövme yaptırmıştır. Bu apayrı bir konu ama gidip de birinin adını, işte birinin ismini, birinin tipini kesinlikle dövme falan yaptırmıyorsun. Ama aşıksın, seviyorsun, ölüyorsun. Hayır! Dövmeyi fiyatına göre yaptırmayın. Ucuz dövme yaptırmayın. Kesinlikle ucuz dövme yaptırmayın. Çok sevdiğim bir laf vardır business'ta. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim derler. Her şeyin bir fiyatı vardır arkadaşlar. Her şeyin bir bedeli vardır. Doğru bir araştırmadan sonra gidip de sakın ya benim bütçem bu kadar. Ben böyle bir dövme istiyorum ama işte şu dövmeci şu fiyat. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bir rakamı vardır. Fahiş rakamlarla dövme yapan dövmeciler de var. Tabii ki gidip onlara yaptırın demiyorum ama gidip de dövmeden kısma gibi bir konu yok yani. Çünkü vücudunuza bir kere işleteceğiniz bir şeyin parasından kısma gibi bir durum olmaz. Her dövmenin bir bedeli vardır. Öyle bir fikriniz olduğunda hepinize cevap vereceğim. Yemin ediyorum bana yazın, dövmenin fotoğrafını atın, bana da mesaj olarak atın. Gerçekten size tek tek cevap vereceğim yorulmadan dövme fiyatlarını söyleyeceğim. Ve son maddemiz
dövmelerinizin bir kompozisyonu olması gerekiyor. Hello Kitty'li bir dövme yaptırdınız. Tamam, tatlı bir çocuksunuz. Siz Hello Kitty'siniz. Hiçbir problemimiz yok. Ama ondan sonra gelip de buraya savaşçı bir Herkül yaptıramazsın. Ne bileyim, buradan renk başladığında burada tekrardan gölgeleme siyah tona geçip şurada tekrardan renge dönemezsin. O yüzden dövmenizin bir akış kompozisyonunuzun olması gerekiyor. En başta kafanızda bir oturtmanız gerekiyor. Ben ne tarz dövmelerden hoşlanıyorum ve nerelerime dövme yaptırmak istiyorum. Amacınız kollarınızı kapatmaksa ya da amacınız üst vücudunuzu kapatmaksa ya da amacınız küçük bir dövme işte yanına bir dövme daha yaptırmaksa, küçük dövmeler daha iyi olsa ve aynı zamanda şu bağlantı noktalarında problemler yaşayabilirsiniz. Mesela şuradaki dövmenin buradaki dövme olan geçişini sağlamanız gerekiyor ki bu dövme bir kompozisyon halinde dursun. Bugün size vücudunda saatlerce dövme işlenmiş biri olarak dövme konusunda yapmanız gereken ve yapmamanız gereken farklı maddeden bahsettim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptler videolar atmaya devam edeceğim. Artık biliyorsun, videoyu şu an hala izliyorken aşağıdaki like butonuna basmayı unutma ki videoyu birçok arkadaşımız görebilsin. Kanala abone olmayı ve notification'ı açmayı unutma çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Gelişim ve değişim sürecine devam ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, efsane olun.